Adli ve idari soruşturmaların detaylarına girmeden önce bulgularımızın genel bir özetinde sizle yapmak isterim. Yani aslında biz bu adli ve idari soruşturmalar, adli soruşturmaları mahkemeler yapıyor, idari soruşturmaları biz yapıyoruz. Ama bizim bir çerçeve bulgumuz var. Neden bu işler özellikle terörle ilgili soruşturulan belediyeleri de ortaya çıkıyorun ve nasıl sağlanıyorun bir özet bulgusu var. Belediye bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuku sürecin işletilmediği. Bir, deyim yerinde ise bir kontrollü hile ve hülle sergilendiği uyulması gereken kurallara mevzuata uyulmadığı ve neticede bir, işe alınma tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması mecburiyken bu işlem yaptırılmadan ya da alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütlerine irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin işe alındı. Yani aslında gerekli soruşturmalar, araştırmalar yapılmadan terörle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındı. 2. Belediye bağlı kuruluş ve şirketlerine ilk defa işe alınan personel için mevzuata göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgilinin durumunu görüşmek üzere kanunun emrettiği değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu komisyon oluşturulmadı. Yani aslında kusur işlendi. Veya oluşturulan komisyonun bakanlığımızın soruşturmasından sonra çalışmaya başladı. Yani aslında bir komisyon yok veya bir komisyon var. O komisyona yönelik hiçbir işlem yapılmıyor. Ne zaman bakanlığımız bunları geçen sene dile getirdi? Dile getirdikten sonra komisyonlar çalışmaya başladı. Eğer biz bunları dile getirmemiş olsaydık, önleyici bir tedbir ortaya koymamış olsaydık, bu konuda soruşturma açıyoruz dememiş olsaydık, değerlendirme komisyonları mevzuata göre hiçbir şekilde çalışmadan aynen işe alımlar, terörle irtibat ve iltisaklılar, daha kamuya, kamu hizmetine girmesi sakıncalı olan hallerde kanun açıkça belirtildiği halde cinsel tacizden yüz kızartıcı suçlara kadar herkes yerel yönetimlerde, belediyelerde girebilme imkanına sahip olacaktır. Dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişilerin durumları değerlendirilmeden işe alındı. 3. İşe alınacak bazı kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldı. Ve gelen kayıtlar değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek işe alınmalarında sakınca görüldüğü halde. Yani gelmiş ya bu işe alınamaz denmiş. idare tarafından olumlu değerlendirilerek işe alındı. 4. İşe alınacak personelin adli sicil belgeleri e-devlet üzerinden alınırken kamu özel seçeneğinden kıymetli basın mensupları da dikkatinizi çekmek isterim. Diyor ya adli sicil kaydı aldık bazılar için. Hepsi için değil. Onu da rakamını söyleyeceğim. Kamu özel seçeneğinden özel seçeneğinin seçilmesi nedeniyle yani bir özel şirkete girerken iki seçenek var. Kamu özel. E, belediyeler kamu özel kişilik kamu kişilikleri midir? Evet. Belediyelerin şirketleri kim tarafından denetlenir? Sayıştay. Hatta bizde bir takım denetimlerimizi ticaret müfettişleriyle ve diğer müfettişleriyle yapabilme kabiliyetine sahibiz. Biz bir özel şirketi mülkiyet teftiş kurulu olarak ileri derece olarak denetleyebiliyor muyuz? Elbette ki hayır. Ama burada kamuya hadim olduğu için bu konuda özel şirketler için verilen adli sicil kaydı butonuna girerek sadece kesinleşmiş adli sicil kaydı yani birinci derece mahkeme istinaf yargıtaydan sonra kesinleşmiş adli sicil kaydının olduğu yani yürütülen hiçbir soruşturmanın terör soruşturması birinci derecede mahkeme sonucu bütün bunlara bakmadan oradaki özel butonundan yine bir hülle yöntemiyle ve hile yöntemiyle kontrollü bir şekilde alındı. Yine bütün bunlara yönelik 5 terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişilerin ağırlıklı olarak belediye şirketleri üzerinden inşa alındı. Ancak bu da çok önemli. Belediyelerin memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevlerde, kanunun açıkça tarif ettiği görevlerde çalıştırıldıkları ki bu bir suçtur. Üstatlar burada. Yani burada hem mülkiyet teftiş kurulunda çalışmış arkadaşlarımız var. Hem teftiş kurulu başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var. Hem de mülkiyet teftiş kurulunda şu anda mevcut başkanımız, başkan yardımcımız var. Memur eliyle yürütülmesi gereken görevlerde çalıştırıldıkları. Kontrollü dememin sebebi budur. 6. Terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan mahkumiyet kararı bulunan kişilerin işe alındığı. 7. PKK-KCK terör örgütü tarafından sözde değer ailesi. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında ben burada size sadece bir terör soruşturmasını değil bir milli güvenlik sorununu anlatmaya çalışıyorum. Sözde değer ailesi olarak adlandırılan ailelere mensup örgütle irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin işe alındığı. Değer ailesi nedir? Örneklerini biraz sonra göreceksiniz. Terör örgütü daha adam götürüyor. Bir, ailesine diyor ki ben bunu daha götürürüm bir çocuğunu işe alırım belediyede. İki, ki biz buna Edebe belediyelerinde çok rastladık ve bu konuda çok adli ve idari soruşturmalar ve esas itibariyle sonuçları var kararlar var. İki başka bir şey söylüyor. Sözde değer ailesi terör örgütü içerisinde eylem yaparken kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getiriliyor. Aileye deniliyor ki bu hayatını kaybetti. Biz artık sen bizim değer ailemizsin. Yani haşa onu şehitleştiriyor ve alıyor onun yakınını, birinci derece yakınını, ikinci derece yakınını getiriyor belediye yerleştiriyor. HDP bu usulle sürekli olarak çalışmış oldu. Yine 8 sözde değer ailesini tamamlatabildim mi? Bu da bu sistemin içerisinde var. 8 PKK KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet gösteren göstermiş olan kişilerin belediye şirketlerinde işe alındı. Yani geçmiş dönemde PKK KCK adına kırsal alanda faaliyet göstermişler, işe alındıkları. 9. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktayken, buna da dikkat etmenizi istiyorum. KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, ilgili KHK'larda ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevlerinde çalıştırılmayacakları, bir daha söylüyorum, KHK ile ihraç edilmişse bir kişi, kanun açık net, kamu kurum ve kuruluşlarında dolaylı veya doğrudan yani ona siz bir kamu görevi, kamu gömleği veremezsiniz. Kamu ile ilgili herhangi bir yere alamazsınız. Kanun açık. Buna rağmen, belirtilmesine rağmen belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları hatta bazılarının ihraç edildikleri göreve getirildikleri geçici olarak ve bunun da bir hile ve hülle yöntemi olarak kullanıldığı 10. Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan suç kaydı bulunanların alınmaması gerekirken işe alındı. 11. Şirketler üzerinden işe alınanlardan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişilerin gizlilik içeren birimlerinde Cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan sosyal hizmetler, kadın ve aile, zabıta, doğalgaz gibi stratejik birimlerde ve hassas yerlerde çalıştırıldı. Tüm bu süreçlerdeki tespitlerimizde öne çıkan hususlardır.